Geldi. Hadi. Babam mı geldi? Biliyordum işte. Dönecek diyordum size. Altı yıldır dönecek zaten. Kapa çeneni. Hadi. Kızım gelsenize. Derya. Asma suratı. Gel buraya. Tamam tamam. Dedim. Bana bak. Gel buraya. Cüneyt'ciğim. Hoş geldin. Handan. Çocuklar? Evet benim. Çok tatlı değiller mi? Baba. Dur canım. Canım. Tek derdim zengin koca bulmakmış benim. Aa, çok pardon ya. Üç çocukla fakir koca bulmam lazımdı. Servet avcısı diyor ya annesine. Düşünebiliyor musun? Servet avcısı mı? Gold digger dese daha havalı. Gold digger hangisiydi ya? Sensin tatlım. Servet avcısının İngilizcesi. Yani öylesi daha havalı bence. Üf, avlayabilse gam yemeyeceğim. Çocukla da servet avcısı olunmuyor ki. Sevil. Sen hiç ayaklı mutlu aile tablosu gördün mü? Ben bugün gördüm. Kadın çizmiş mutluluğun resmini ya. Ailece o resmin içinde yaşıyorlar. Böyle şey gibi. Ha, deterjan reklamında yaşamak gibi. Bembeyaz bir hayat. Lekesiz, pırıl pırıl. Yani öyle kusursuz bir hayat ki insan yaşamaya kıyamaz o hayatı. Bazılarının hayali, bazılarının hayatı işte. Biz de yaşıyoruz, onlar da yaşıyor değil mi? Ama bazı kadınlar çok şanslı işte. Her şeyleri var. Her şeyleri. Senin, benim neyimiz yoksa o kadınların var. Para, pul, lüks, şatafat, koca, zengin koca, şato gibi bir ev, etrafında anne anne diye uçuşan çocuklar. Zengin koca demiş miydim? Ama böyle gözün içine bakan cinsten. Çok zengin koca. Ama bu kadar da ayıp. Haksızlık. Hayat bu kadar da kusursuz olmasın yani. Olacak bu sefer hissediyorum. Rüzgar bana döndü. Kızım aynı gün hem işte hem aşkta kazanıyorum ya. Ama yok benim yıldızım yükseldi. Ben onu hissediyorum zaten. Olacak. Hem iş hem zengin koca. Hepsi benim olacak. Hepsi. Okyanustaki en büyük balık, oltandaki balıktır. Bu sefer yakaladım. Görecek o üç çocukla seni ne yapsın diyen çok bilmişler. Oltamı boşa sallamadım ben. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Alayım ben. Hoş geldiniz. Şöyle geçebilirsiniz. Hoş geldin. Teşekkürler. Çok pardon. Çocuklara bir mesaj atayım. Tabii. Evet. Tamam. Kabul ediyorum, kaçtım. O gece ben de çok yanlış davrandım ama hazırlıksız yakalandım. Hayatımın şokuydu Handan. Kim sana üç çocuk annesi der ki? Hiç göstermiyorum değil mi? Tam iki ay, iki ay. İki ay boyunca benden çocuklarını gizledin. Yok artık daha neler. Ne demek daha neler ya? Sen Dündar Demir'le mi selamlaştın? Ay adam selam verdi. Ne yapayım? Selamını mı almayayım? Sen Dündar Demir'i nereden tanıyorsun? Karısı özel müşterimiz. Sen nereden tanıyorsun? Hayatında bir kez olsun ekonomi sayfası okumuş birinin Dündar Demir'i tanımaması mümkün mü? O kadar yani ekonomi sayfası falan.
Bütçede kalmıştı. Evet. Önemli biri mi Dündar Bey? Önemli mi? Adam dev, hanımdan dev. İnşaatta Denfer yapı, turizmde Denfer dur. Ha, demirin de mi? Gerçekten çok yaratıcıymış. Handancığım, adam kafasını soktuğu her yerde dev. Bak, mezun olduğum günden beri ben bu adamın finans ekibine girmek için uğraşıyorum. Büyük prestij Handan, büyük prestij. İyi maaş veriyor mu? Sadece maaş mı ya? Prestij diyorum sana, prestij. Ama neyse canım, onun prestijinden bize ne? Biz sadede gelelim. Şimdi bu kırmızı güller, bu yemekler, tamam hepsi çok güzel, çok hoş. Ama benim bundan daha fazlasına ihtiyacım var Cüneyt'ciğim. Benim, beni taşıyabilecek bir erkeğe ihtiyacım var. Ben seni başımın üstünde taşırım Handan. Seni bir ömür taşırım. Bir ömür derken sen bana... Ama çocuklarımı taşıyamam. Çocuklarım varsa ben yokum. Bir tane de değiller ki. Üç Handan, üç çocuk. Ya daha söylerken insan yoruluyor be. Olmaz bu iş. Sen de boy boy üç çocuk oldukça bu iş olmaz. Ben vicdansız bir adam değilim Handan. Sana çocukları sokağa atalım demiyorum ki. Yani yok mu bu çocukların bir anneannesi, babaannesi falan ya? Ver gitsin işte. Ben beyaz yakayım Handan. Patronaj değilim. Seni bu restorana getiririm. Yılda iki kez yurt dışına çıkarırım. Paris, Maldivler, kültür turları. He, altına araba da çekerim. Ama çocuklarına bakamam. Hayal kurma. Değil bana, kimseye kakalayamazsın sen o çocukları be. Ulan aşkından ölsem yemez be. Oğlum neydi öyle Allah aşkına ya? Baba, baba. İyi öğretmişsin ama ha. Çocuk neredeyse nüfusuma yazdıracaktı kendini ya. E yapacak bir şey yok. Çocuk anasından öğrenmiş. Kapıdan geçene yapışacak baba diye. Ya bırak bu işleri. Kimseye yediremezsin. Yani ya çocukların ya ben diyorsun. Acı gerçekler diyorum. Tamam, genç anne olmak iyi güzel de bu sefer güzellik de kurtarmaz seni diyor. Üç tane çocuğu sen kimseye yamayamazsın. Kalmışsın işte ortada. Kendi babalarına bile yamayamamışsın sen bu çocukları be. Teşekkürler. Sen ne diyorsun? Ben diyorum ki... Şimdi senin bu acı gerçekler... Şöyle... Bol acılı... Cayır cayır yanan bir balık çorbasından daha mı acı? Nasıl? Şöyle... Seni var ya. Beyefendi hesabı istiyor. Hemen efendim.
gece bitmeden özür dilemezsem gözüm açık gidecek. Gözün açık olsun zaten. Radarlar açık mı? Elini sallasan zengin koca adaya dayına çarpıyordur. Çok pardon, çok pardon. Kırıldı mı? İşler kesat. Bütün iyiler kapılmış. Alayım ben onu. Ha. Tabii ya. Pardon? Hayırlı işler Handan'a. Sakla sakla, çöpe atamazsın. Hatırası da var artık. Pomponun olmasa da tanıdım. İnsan annesini tanıyor işte, maalesef çok iyi tanıyor. Tamam, haklısın. Görüşmeyeceğim dedim, yemeğe gittim. Sen de şok oldun. Yani hazırlıksız yakalandım. Ben de hazırlıksız yakalandım. Hı. Ama öyle yani düşündüğün gibi, yazılanlar gibi bir şey değil. Yani ciddi bir şey değil öyle. Konu sensin anne zaten. Nasıl ciddi bir şey olabilir ki? Ne demek istiyorsun sen? Bana bak. Bana bak, ne demek istiyorsun sen? O adamlar seni ciddiye almıyor mu demek istiyorsun? Ay, adamlar, adamlar, adamlar. Daha önemli bir şey yok değil mi adamlardan? Sen ne ima ediyorsun? Adamlar, adamlar. Ne ima ediyorsun onu söyle. Hangi adamları diyor? Ya diye. Ama annemin patatesleri soğuyor. Hangisi ya? Hangisi ciddiye aldı seni? Hangisi saygı duydu sana? Bir tanesini söyler misin bana? Terbiyesizleşme bak. Çok fena olacak. Ben söyleyeyim mi sana? Hiçbiri. Bizi görünce topuklayan o adamların hiçbiri ciddiye almadı seni. Bu adam da almayacak. Değil adam. Kadınlar be. Adamları geçtim. Kadınlar eziyor artık seni. Bak çok ağır konuşuyorsun. Çok ağır konuşuyorsun. Annenle konuşuyorsun. Okulda veliler eziyor. Sen kıskanıyorlar sanıyorsun. Gençsin, güzelsin. Anneye benzemiyorsun ya. En sevdiğin iltifat anneye benzememek ya. Herkes senin gençliğini, güzelliğini kıskanıyor ya. Kıskanmıyorlar anne. Aşağılıyorlar. Böyle aklı başında kariyer sahibi, kendi ayaklarının üzerinde duran kadınlar senden. Böyle senin gibi zengin koca peşinde koşup kendini ezdiren hemcinslerinden utanıyor be. Ne oldu? Dışarıdan nasıl gözüktüğünü görmek rahatsız mı etti seni? Ama ben sana daha ağırını söyleyeyim gizemli güzel. O yamanmaya çalıştığın herifler bizi görüp kaçarken peşlerinden koşman ağır. Zengin koca sevdasıyla kendini ciğeri beş para etmez heriflere ezdirmen ağır. O adamlar da aynı babam gibi. Hiçbir şey benim hayal ettiğim gibi olmuyor ya. Ne hayal ediyorsun ki sen? Daha ya, insan ne hayal eder? Kendinde olmayanı. Zengin koca mı? Sana zengin koca ile ilgili bir sır vereyim mi? Bir zengin koca asla sadece bir zengin koca değildir. Zengin koca eşittir kocaman bir ev. Fatura kaç gelir demeden bütün ışıkları yakacağım kocaman ışıl ışıl bir ev. İçinde de kalabalık bir sofra ama kuş sütü eksik. Tabii koca zengin, para çok. Bastırmışım parayı, yemek kursuna gitmişim. Mutlu mutlu otur, canın ne isterse ye. Yok yok, yeme ya da konuşmaktan, gülmekten yemek yeme bile. Mutlu aile sofraları öyledir ya. Karnını yemeden doyar ya yine. Hayal ya işte. Kaç yaşında olursan ol, içinde çocuk kalabileceğim bir evimiz varmış mesela. Para var, koca var, çocuklarıma baba var. Zenginiz kızım işte. Büyümek zorunda bile değiliz. Sen sadece okumana bakacaksın mesela. Ela kompleksi yalanlar uydurmayacak. Can kolejde okuyacak. Hayal ediyorum işte ya. O kocaman eve bizim minicik hayatlarımızı sığdıracak dev bir adam var. Kapı gibi, dağ gibi arkamızda biri var işte ya, anlasana.
sırtımı dayadığım, elimden tutan, yalnız değilsin, buradayım diyen biri var. İnadını hayal ediyorum. Böyle bir adam, gönlü cebinden zengin. Aşkı o hepimize sığdıracağı o kocaman evden büyük. Yani zengin koca eşittir, hepimizi başının üstüne taşıyacak bir adam. Hayallerimdeki bütün ışıkları yakacak bir adam. Adamsız hayal bilmez misin sen? Kızım sen mezun ol, mimar ol, sümüğünü atma adamlara. Annenin hayallerini ezebilirsin. Ama ben bir şey istiyorsam sadece kendim için istemiyorum, hepimiz için istiyorum. Ya sen beni anlıyor musun? Hı? Ben sadece bize ait olan kocaman bir evde elektrik faturalarını düşünmeden bütün ışıkları yakmak istiyorum. Ha, o yüzden mi o adamın peşinde dolaşmasına izin veriyorsun? Derya, terbiyesizlik yapma. Ben dün darbe edemedim, herhangi bir adam dedim. Herhangi bir adam. Herhangi bir zengin koca yani. Böyle allayıp pullayınca romantik mi oluyor anne? Bak bak, tüylerim diken diken oldu. Ay, kadar da duygusal bir servet avcısı. Hayallerindeki zengin kocaya git Sevil ablaya güzelle. O senin arkadaşın, ona koymaz. Ben senin arkadaşın değilim. Kızının bana koyar. Ya ben bu hayatta her şey oldum. Annem öldü. Arkasından babam. Çocuktum, anne oldum. Sonra kocam kaçtı gitti. Üstüne bir de aldatıldım, boynuzlu oldum. O da yetmedi, param yok diye avcı oldum. Ama bir tek yani onun yanında gerçekten Handan oldum. Yani sadece Handan oldum. Kızım çok manyak bir şeymiş ya. O kadar manyak bir şeymiş ki istediğin her yerdesin ya. Nereye gitmek istiyorsan yani. Trafik mi var, hop helikopter geliyor. Canın sıkılıyor, yatla geziyorsun. Adamın adı yetiyor ya. Bütün kapılar açıyor. Çok acayip. Handan. Hı. Ve bütün kapılar ardını kadar açılırken adam seni hala yatağa atmadı. Bana bak. Allah bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor hesabı. Bir sıkıntısı olmasın Handan. Gerçekten yani ne istersem yaptı ama yatağa atmadı. Ya canın ayakkabılarını bağladı ya. Ay, en azından bu sefer çocuklar piyangodan çıkmayacak diyorsun. Baksana, bizim küçük adamın ayakkabılarını bile bağlıyor. Hani bir Derya problem çıkartır malum konudan dolayı. Aman canım, o da koca kız artık. Annesinin de özel hayatına karışacak değil yani. Aradığınız anneye şu anda ulaşılamıyor. Ama şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki doğduğum günden beri ulaşamıyorum ki ben zaten anneme. Bu gece ne oldu biliyor musun? Sen yeni zengin koca adayınla, o adamın pislik babasıyla karıştırıyorsun diye. İki marka çanta, iki pahalı mekan göreceksin diye pomponlunun kızı oldum ben. Nefret ediyorum biliyorsun değil mi? Yaranmaya çalıştığın o kart zamparalardan nefret ediyorum. O kalantorların yanında girdiğin çıtır kız havalarından nefret ediyorum. Kızın olmaktan nefret ediyorum anne, biliyorsun değil mi? Kızın olamamaktan daha çok nefret ediyorum ama. En çok neden nefret ediyorum biliyor musun? Annen olmaktan. Annemin annesi olmaktan nefret ediyorum. Bana bak, bir şey olmuş. Ben anlarım. Söyle bana, ne oldu? Al mı istiyorsun? Avla. Şu uyduruk yüzüğün çakması yetmez. Gerçeğini mi istiyorsun? Ya git Elon Musk'ı avla, Bezos'u avla, Hakan'ın musallatı ol ama kendine başka bir zengin koca bul. Dündar Demir'den uzak duracaksın. Tamam mı? Aldana mı gidiyorsun? Derya, düş yakamdan ya. Öf! Arkamdan ediyorlar. O adamın oğlu, oğlunun arkadaşı. Sen üç kuruşluk hayallerin için o adamla gizli saklı düşüp kalkarken o adamın en yakınları pompon diyor arkamdan. Hadi koş şimdi, koş onları haklı çıkarmaya koş. Hadi.